Bronşit nasıl engellenebilir? Herhangi bir bitkisel çözümü var mıdır? Çözümü varsa bu kalıcı bir çözüm müdür? Ha, evet doğru. Çok güzel. Bronşit neden bronşit rahatsızlığı? Yani akciğeri ters çevrilmiş ağaca benzetelim. Ana bronşlar var. Bir de ince bronşiyeller var. Yani hava yolları. Dallar gibi düşünelim. Büyük dallara bronş, küçük dallara bronşiyel. Ve yapraklara da alveolon denen hava kesicikleri gibi düşünelim. Yapraklar da hava kesici. Bir insanın akciğerinde 300-400 milyon hava kesici var. Oksijen alır, karbondioksit verir. Neden oksijen alıp da karbondioksit veremiyor bazı insanlar? Bronşlarda ve bronşiyellerde içerisi böyle mukos var. Sümüksü yapışkan bir madde. Balgam gibi. Bunun üzerinde bronş ve bronşiyellerde tüy hücre dolu. Kişi öksürdüğü zaman mesela akciğerin altındaki balgamı öksürdü. Bronşiyellerde ve bronşlarda tüy hücrelere yapışır. Balgam ikinci sefer öksürdüğünde atar. Bazıları öksürdüğü zaman balgamı atamaz. Neden atamaz? Çünkü bronş ve bronşiyellerdeki tüysüz hücreler üşütme, grip, nezle zamanında tedavi edilemezse önce buna virüsler, bakteriler yani bronşit demek bronşların iltihaplanması, iltihaplanmışsa ne olur? Bu tüysüz hücreler silar selin denen tüysüz hücreler ne olur? Deforme olduğu için, görevini yapamadığı için kramplı öksürükler, uyuyamama, uykuya dalamama, uyuduğu zaman tekrar uyanma gibi birçok rahatsızlık tetikler, nefes alamama, hatta Allah korusun yani sabahlara kadar uyuyamaz kişi, perişan eder. İşte bu tedavi edilmezse, kronikleşirse tabii ki astıma, bronşiktezia yani tamamen bitirebilir, çürütebilir, zatürreye vesaire tetikler birçok rahatsızlığı. Evet, bronşitle ilgili çok güzel çalışmalar yapılmış. Bizim bildiğimiz kekiğin hariç 52 çeşit Türkiye'de kekik yetişir. Dünyada yüzlerce kekik türü var da Türkiye'de 52 çeşit kekik var. Türkiye'de yetişen çok güzel bir kekik türü var. Tumus vulgaris, bahçe keki. Bahçe kekiğinin birleşimindeki tumol akciğerde iltihaplanmaya sebep olan bronşiyellerdeki iltihaplanmasını bakteri ve virüsü yok eder. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Aynı zamanda ıtır, Afrika ıtır ama. Itırın da 1050 türü var. Sadece ikisi şifalı ıtır türlerinden. Buna eskiden zardunya denirdi. Zardunya. Itır veya zardunya. Eskiden şimdi 150-200 yıl önce işte Güney Afrika'da altın madenlerinin, elmas madenlerinin bulunmasıyla Avrupa, Afrika ve Amerika'dan, dünyadan binlerce insan buraya altın bulmak için, zengin olmak için, elmas bulmak için gittiler. Orada yaşamaya başladılar. Ama o kadar kalabalık ne oldu? Birçok insan hastalandı. Zatüre, verem vesaire, veba, şundan bundan öldüler. Afrikalılar, Zulu kabilesi burada hastalanan insanları Afrika ıtırıyla tedavi ettiler. Afrika ıtırı üşütme, grip, nezle, faranjit, bronşit, sinüzit gibi nefes yolları rahatsızlığına karşı dünyada en etkili bitki. Penisilin bulunana kadar antibiyotik olarak kullanıldı Afrika ıtırı. Penisilin bulunduktan sonra unutuldu. Fakat penisilinin birçok yan etkisi olduğu, alerjiyi tetiklediği, hatta ölüme sebep olduğu ortaya çıkınca ne oldu? Tekrar ıtıra dönüldü. Avrupa'da 50 binden fazla insan üzerinde denendi. Tekrar klinik araştırmalarla belgelendi. Afrika ıtırı ve kekik. Mesela kekikle de ilgili klinik araştırması yapıldı. 7783 akut bronşit hastası, özellikle çocuklar 0-6 ve 6-12 yaş grubu, bu bitkilerin ama otuyla değil yani. Yani bazıları diyor ki al kekiği öğüt,
Efendim çayını iç veya kapsülünü yap. İyi gelir. Öyle değil. Kekiğin damıtılarak elde edilen ekstraktı kullanılabilir. Duvar sarmaşığının yaprağının efendim damıtılarak elde edilen ekstraktı kullanılır. Itırın kökünün ekstraktı kullanılır. Yani her bitkinin farklı farklı kısmı kullanılır. Ve özel olarak damıtılarak destilasyonla damıtılarak ekstresini kullanması gerekir. Otu öğüterek hap damlatıcı yapamaz. Kek biraz önce bahsetmiştim akut bronşit, kronik bronşit, sinüzit, faranjit için. Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, Amerika'da, Asya'da 7783 hasta üzerinde denenmiştir. Bronşite karşı dünyada en etkili bitkidir. Kekik, Afrika ıtırı, duvar sarmaşı, çuha kökü. Biz bununla ilgili birleşiminde 19 çeşit bitki ekstraktından oluşan formül geliştirdik. Kekik forte. Fark etmez. Hangi yaş grubunda olursa olsun herkes her yaş grubu kullanabilir. Tamamen doğal. Kimyasal madde içermez. Sadece küçük bebekler kullanacaksa o zaman sadece kapsülü açılır. Bal yiyebiliyorsa balla, yiyemiyorsa çayla karıştırılarak verilebilir. Çocuklarda kullanılmasının bir sakıncası yok yani. Tabii tabii. Şimdi benim küçük oğlum doğduğunda hastanede kaldı. Zatürre yakalandı. Dört çeşit antibiyotik veriyorlar. Çocuğu perişan ettiler. Ben baktım 15 gün sonra raporlara hiçbir değişim yok. El altından baktım. Dedim ki ben bunu kendim el atmalıyım yoksa Allah korusun. Yani çocuk üşüttü sonra zatürre oldu. Ona gizlice Afrika ıtırından elde edilen bir damla verdim gizli gizli. 4 gün sonra avuç dolusu balgamı kustu. Bitti gitti. Elhamdülillah.